Eve git dinlen falan deme Tefo. Demeyeceğim abi, biliyorum, geçtik orayı. Geçtik Tefo'm. Geçtik. Ama çok şey geçtik değil mi? Varla'da kumarhane açıyorduk az kalsın. Bağırla çiftliğe yerleşiyordum. Aleme meydan okuyorduk az kalsın. Bıraksalar alemin seninle oğlum. Seni sırtından vuruyordum. Az kalsın. Geçtik defam. Onu da geçtik. Geçtik. Defo. Ödünç zamanla yaşıyorum artık. Bir şey kaldı. Onu yapmama yardım et. O zaman onu da geçtik demektir. Ali abi. Sen Ömer için ölümden döndün. Ben senin için. Senin böyle yavaş yavaş ölmeni seyretmek için değil. Oğlum anlatsana, yaşamak falan değil benim. Yaşadık tamam. Affettirmem gerek kendimi. Bir şey yapıp affettirmem gerek kendimi. Abi ezel affetmez seni. Ömer affeder. Ben Ömer'i tanımıyorum Ali abi. Benim tanıdığım adam senin bana Ömer diye anlattığın adam değil. Sen o yaşıyor diyorsun ama nasıl diyeyim Ali abi? Ya o adamın içini boşaltmışlar. Hayatı kaymış o adamın. O adam affetmez seni. Tefo. Şimdi çıkıp kız kardeşin gelse. Ölmemiş olsa. O seni affetsin diye yapmayacağın bir şey var mı? Var mı Tefo? Kör değiliz. Biz de görüyoruz. Affetmez. Affetmezse affetmesin. Çıksa gelse şimdi. Var mı yapmayacağım bir şey? Onu nasıl geçeceksin? Yeğen, Eyşan dayıyı bir karar vermen lazım. Ya batıracaksın ya çıkaracaksın bu adamları, değil mi ha? Sonuna kadar aynı oyunu sürdüremezsin yani. Ben ne yapacağımı bilmiyorum artık dayı. Ne değişti? Dayı. Ha. Sen ilk kızın olduğunu öğrendiğinde senin için ne değişmişti? Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Yani köklerimden koparılmış gibiydim. Gövde yerinde duruyordu ama çatır 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 duruyordum. Nefes alamıyordum. Ama kaç sene görmedin sonra? Yabancı biri gibi değil miydi sana? Bilmeyene anlatılmaz yeğen. Anlatılmaz. Kurumuştum. Kararmıştım. Sonra geldi, nefesini üfledi bana doğru. Yaşa artık benimle dedi. Bilmeyene anlatılmaz ya. Çocuk her şeyi değiştirir. Burası mı? Şurada, iki ev aşağıda. Faruk Toz. Bu adam işte. Hikaye ne? Hikaye, 2 sene önce bu kardeşle ortağı Bükreş'e fuara gidiyorlar. Büyük bir iş kapmışlar. Kutlama, eğlence. Odalarına gidiyorlar. Sonra bu kalkıyor sabah, ortak açmıyor kapıyı. Görevliye açtırıyorlar. Sonra burada gazeteler ertesi gün yazıyor. Ortak sapkın partiden sonra yatağında ölü, kalp krizi. Bu herif üstünü örtüyor skandalın, savunuyor ortağı, çocuklarına sahip çıkıyor, yanına alıyor, iyilik meleği. İşin aslı? İşin aslı oradakilerle anlaşılmış, otel, adli tabip falan çevirmişler. Ortak yatağında ölmüş ama işin aslı 2 kurşun göğse, biri kafaya. Hmm.
paylaşmayı sevmiyor arkadaş. O kapattıkları işle zengin oluyor. Kendi başına. Kimsenin ruhu duymuyor. Nasıl ikna edeceksin? Basit. Anlattıklarını anlatacağım. Şimdi iki seçeneğiniz var Faruk Bey. Alabilir miyim? Ya burada karınız, ortağınızın oğlu, herkes tatsız bir hikaye duyar gider ayak. Öldürürüm seni. Ya da soracağım basit soruya cevap verirsiniz. İki saniye. Hiç gelmemiş gibi olur. Hangisi? Hızlı düşün. Ne soracaksın? İşi yaptırdığın adama nasıl ulaştın? Öğrendin mi? Ali abi. Ali abi. Yardım etmek mi istiyorsun? Evet Ömer. Şu karı kılıklının peşindesin değil mi? Buldun mu? Dayıyla sen bulmuşsundur. Buldun mu? Koçum benim be. Anlat, sen hiç karışma. Ben bitiririm işini. Güven sen bana. Sana soruyorum Tevfik. Yardım etmek istiyor musun? Yardım etmek istiyorsan Kamil'in katilini öldüreceksin. Ali abi, git. Git. Ok meydanındaki fotoğrafçıya gidiyorsun. Orada vesikalık çektireceksin. Sonra bunu veriyorsun. Sonra? Fotoğrafçı bunu adamımıza ulaştıracak. Biz bir döviz bürosuna para çıkartacağız. Adamımız zarfı verecek, parayı alacak. Sonra başlayacaksın pusuda beklemeye. Neyi? Katilin oraya gidip o adamı öldürmesini.